Şanslı bebek. Anlamadım neden. Bebeğinden bahsediyorum. Şanslı. Namık yine yapmış yapacağını. Biz kendisinden bir şey istemedik gerçi ama... Namık Bey her zamanki gibi emrivaki yaptı. Pek hoşlanmamışsın anlaşılan. İyilik de yaramıyor. İyilik? Estağfurullah. Biz sadece Ferhat'la hayatımızla alakalı kararları kendimiz vermek istiyoruz artık. Size engel olan yok ki Aslı'cığım. Ne isterseniz ona karar verirsiniz. Adamcağız bir jest yapmış sadece. Namık Bey'in hiçbir iyiliği karşılıksız yapmayacağını bilebilecek kadar tanıyorum artık onu Handan Hanım. Ne isteyebilir Namık sizden? Yani tahminlerim var tabii ama ben izin vermeyi düşünmüyorum. Neyse. Evin huzuru bozulmasın da yeter Aslı'cığım. Malum geldiğinden beri ne tantanan ne gelenin gidenin eksik olmadı. Doğrudur. Hadi. Kolay gelsin. Ne bu hal? Nereye? Anlatacağım anne. Aslı'ya her şeyi anlatacağım. Hiç karışma sen. Delirdin mi sen? Aklını başına topla. Yürü. Yürü. Ne anlatması? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Anne, Özge Ferhat'ın kızı. Bunu herkes bilecek. Aslı da bilsin. Kızım babasına baba diyecek. Çekil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen iyice saçmalamaya başladın artık. İyice zıvanadan çıktın. Anne ben dayanamıyorum artık. Bak yıllardır bir yalanın içinde yaşıyormuşum. Bütün gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ama Ferhat hala sadece Aslı'nın bebeğini düşünüyor. Tabii ki onu düşünecek. Neden ama? Neden sadece onu? Ha? Özge de Ferhat'ın kızı. Unut bunu. Unutayım mı? Nasıl unutayım anne? Bıktım ben anne. Bıktım, gerçekten bıktım. Herkesin bana ne yapacağımı söylemesinden bıktım, usandım. Vildan şunu yap, Vildan bunu yap. Sus, otur, konuşma. Bıktım, gerçekten bıktım. Bakar mısın Ferhat'a şimdi ne diyor? Aslı doğurmadan hiçbir şey yapmayacaksın diyor. Neden? Neden yapmıyorum? Sadece onun kararı mı? Ben ne olacağım? Benim isteklerim ne olacak? Kızın hamileliği riskli dediler. İyi, git o zaman anlat Aslı'ya, söyle. Senin yüzünden o da bebeğini düşürsün. Ferhat da gırtlağına köksün. Hadi git. Hadi anlat bakalım. Ortalık iyice karışınca Özge'ye ne olacak? Ha? Hiç düşündün mü bunu? Kızını da mı delirteceksin ha sonunda? Onu da mı kendine benzeteceksin? Aptal. Bu kadarını bile düşünemiyorsun değil mi? Hadi. Hadi git elini yüzünü yıka. Çay içeceğiz. Normal insan gibi gel dizimin dibinde otur sonra. Milleti işkillendirmeyelim. Hadi. Asabımı bozma benim. Yürü. Yürü. Tamam. Oh, ben de çamaşırları hallettim. Ellerine sağlık. Abla ya. Şu Jülide işine ne diyorsun? Nasıl ne diyorum? Böyle bir tuhaf. Sinsi halleri var falan. Sen hiç fark etmedin mi? Bir fıkır fıkır ama anlamadım. Niye sordun ki? Yani işte ne bileyim böyle tuhaf tuhaf laflar ediyor bazen. Ondan dedim. Eve yeni geldi ya. Yer etmeye çalışıyor. Sana da saygısızlık ederse duymazlıktan gel. Geç işte. Hem Aslı Hanım'ın yeğeni. Ayıp olur sonra. Doğru. Aman kimseye bir zararı dokunmasın da gerisi beni alakadar etmez. Hadi benim işim var, ben kaçtım. İnşallah. Ben de şunları götüreyim bari.
Ay ne öyle sürekli tatlı tatlı? Şeker komasına mı sokacaksın bizi? Hadi canım, git bize tuzlu bir şeyler getir. Handan Hanım sevmez. Bak sen. Ama ben severim. Onu ne yapacağız şimdi? Handan Hanım çayla kek yeter dedi. Tavırlara bak sen, tavırlara. Gerçi evin hizmetçisi evin sahibiyle yemeğe giderse böyle olur. Normal. Ne bu sıra? Var mı bir haber? Ne oldu? Ay çatlayacağım meraktan ya. Ne oldu? Ferhat abim gitmiş mi, halletmiş mi? Evet. Doğru muymuş? Evet doğru da tamam boş ver. Niye pardon? Öyle işte. Allah Allah. Bir tuhafsın Bildan. Anlamıyorum ki seni. Daha ne istiyorsun? Gitsene boynuna sarılsana neredeyse. Çok daraldım Jülide. Sen bu kafayla daha çok daralırsın. Ne istiyorsun? İkisi sarmaş dolaş olsunlar böyle bön bön bak mı istiyorsun? Anlamıyorum seni cidden. Yahu adam gözünü sende açmış. İlkler başkadır diyorum, dinleyen kim? Sen bu kafayla var ya adamı iyice kaptırırsın. Ben ağzımı kapatıyorum, hiçbir şey söylemiyorum bundan sonra sana. Hadi bak. Bildiğin gibi yap. Hülya. Aşağıda çay içiyorlar da ben... Siz dinledin diye seslenmedim, buraya getirdim. İyi yaptın. Çayı verir misin? Sağ olasın. Sen bir şey diyecek gibisin bana, hayırdır? Aslı Hanım, Jülide'nin annesi, ablanız yani. Onu hiç tanıdınız mı? Annem ablamı alıp bizi terk ettiği zaman ben çok küçüktüm. O yüzden böyle çok net hatırlamıyorum. Böyle silik bir silüet var gözümün önünde. Jülide'yi çok tanımıyorsunuz. Geç kavuştunuz yani. Nereden çıktı şimdi bu soru Hülya? Neyi merak ediyorsun anlayamadım. Yani bir yerden çıkmadı aslında. Ben sadece çok farklısınız yani. Siz kibarsınız, düşüncelisiniz, iyi niyetlisiniz. Niye o... Teyze? Jülide, gel. Eşyalara bakmaya gel. Allah'ım. Şunların güzelliğine bak ya. Ne güzel şeyler almış Namık amca. İçim açıldı vallahi beyaz beyaz. Aşağıda çünkü biraz daraldım ben. Böyle oturmuşlar kabul günü gibi. Hiç muhabbetleri de çekilmiyor. Jülide ayıp. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Öyle. Afiyet olsun. Ama sustum. Hadi bebek doğsun da sevelim artık.